Sayın seyirciler, 25 Kasım'da Ermeni işgalinden kurtarılmıştı Kelbecer. İlk Azerbaycanlı sivil döndü. 13 yaşında yalın ayak çıktığı evini buldu. 27 yıl evinden ayrı kalan, çocukluğunun geçtiği o eve, bahçeye uzun ayrılıktan sonra bakın nasıl kavuştu. Deniz yapın. Burası bizim ev demek istedi, konuşamadı. Gözyaşlarına boğuldu. Hikmet Askerov, Azerbaycanlı kameraman. 13 yaşında yalın ayak çıktığı Kelbecer'deki evine 27 yıl sonra geri döndü. Bu da bizim zabordu. Deniz yapın. Bu da bizim binadır. Bak bu heyette büyümüşem ben. Bak bu bizim bloktu. Bu bizim evdi. Ben düşünürdüm ki Kelbecer'e çatanda benim yüreğim de yanar. Ben düşünürdüm ki oraya çatsam yaşayabilmerim. Yani 27 yıl həsrəti düşünende. Ama o Kelbecer şehre girende ki o dağılmış yerleri görəndə, bura neresi, bura neresi, bu benim evim buradaydı, məktəbim buradaydı, okulum buradaydı. O çaşqınlıq her şeyi unutturur. Sadece evi değil, yalın ayak kaçtıkları karlı dağları bile geçerken, o acılar gözünün önünde yeniden canlanmaya başladı. 3700 metre hündürlükte kar, kış zamanı oranı tərk etdiyimizde, yani ayak yalın, ayakkabı olmadan belə tərk etdi oranı. Yani indi özünüz fikirləşin. Mən 27 sonra işğaldan sonra bu yaşımda saçım ağarmış vaxtımda Kelbecer'e döndüyümdə, o həmin Murov dağını keçdiyimdə o anları xatırlamaq. Kelbecer'e çatmamış Murov dağını aşanda artıq bir həyəcan var idi bizim içimizdə. Sözsüz biz bu 27 ili çok büyük bir həsrətlə gözlədik. Biz Kelbecer'i digərlərinin çektiği kadrlardan, görüntülərdən izlədik. Sputnik'dan izlədik Kelbecer'i. Kelbecer'e girdiğinde ise gördükleri yüreğini burktu. Of, vay Allah. Okulunu buldu. Çocukluğundaki yaramazlıklarını hatırladı. Oh, buraları karış karış gezmişim. Buradan o kadar alma uğramışım heyetlerde. Bak, mektebimiz. Rus mektebi. Ve büyüdüğü evine vardı. Evi eskisi gibi değildi. Her şey değişmiş, yıkılmış ve karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordu ama evinde olduğunu sadece hissetmesi yetiyordu. Çocukluk hatıralarıyla dolu eve 27 yıllık hasretten sonra dönebilmişti. Oraya çatanda artık özümü saxlayabilmedim. Bir uşaq kimi bir hönkürü bağladım. Evin içerisine girdim. Bir yarım saate yakın evde çönüb oturdum. Bak burada büyümüşük. Çıxırdıq, bura balkon vardı. Şimdi buranı değişiblər təmiz. Bu da bizim həyət idi. Bura bizim həyət idi. Bax bu ağacı bizim ağacıydı, alma ağacı. Çocukluk arkadaşına da seslendi. Mutluluğunu onunla da paylaştı. Ona da onların evini gösterdi. Senan! Senan bak sizin ev. Sizin mehle, sizin həyət. Hikmet, yıllarca evinin hasretini çeken 1 milyon Azerbaycanlıdan sadece biri. O toprakların hasretini ise tüm Azerbaycan halkı çekti. Orayı hiçbir zaman görmeyen Azerbaycanlılar da yıllarca bu acıyla yaşadı. Karabağ, onların kanayan yarası oldu. 44 günlük vatan savaşı işte bu hasrete son koydu.